sizlere yılbaşı kurabiye kalıplarımı tanıtacağım. Bu kar küresi kalıbı, bu çan. Bunlar Wilton'un bu arada. Hani nereden aldım diye sorarsınız eğer. Hatta şuradaki bütün Wilton'un kalıplarını göstereceğim. Kurabiye ev. Bu erimiş karın adam modeli. Dev kurabiye adam. Ağaç. Ufak versiyonu. Bu da karın adam modeli. Bu da aynı şekilde karın adam modeli. Bu ellik şapkası var. Bu ise düz. Bu yılbaşı şekeri. Bu yine ağaç. Bu da bunun ufak boyu. Karın adamın kadın versiyonu. Bu da yine Wilton'un farklı bir ağaç kalıbı. Bu da aynı şekilde şunun daha ufak versiyonu. Daha ufak ağaç kalıbı. Patik. Ve şöyle bir penguenimiz var. Siyah kalıp. Bunların hepsi Wilton marka. Bu arada bir tane Wilton kalıbı var demiştim. Erimiş karın adam modeli. Bu şekilde satılıyordu. Şimdi Emine'den aldığım kalıpları size tanıtacağım. Yine bu kurabiye adam. Kar tanesi. Bu da büyük boy. Kurabiye adam. Burada Wilton'un bir tane daha kalıbı varmış. Bunu demin göstermeyi unuttum. Aynı şekilde bu da Wilton'un kalıbı. Bunlar üçlü satılmıştı. Üçlü almıştım bu şekilde. Şöyle bir ağaç modeli var. Şöyle bir yılbaşı ağacı süsü. Bu da yılbaşı ağacı süsü. Değişik bir model. Bu da yılbaşı ağacı modeli. Bu hediye paketi. Bunun ufak versiyonu. Bu da değişik bir kar tanesi modeli. Bu boy boy. Bunun ufak versiyonu. Bu yılbaşı ağacının boyları şu üçlü set olarak satılıyordu. Yine ufak bir yılbaşı ağacı modeli. Bu da bunun ufağı. Bu da minik bir çan. Aynı şekilde 3 boy geyiğim de var. Şu şekilde. Bu da yine kurabiyenin ufak versiyonu. Boy boymuş. Bir tane böyle çam ağacım var ama bunu pek sevmiyorum bu modeli. Bu da kızak kurabiye kalıbı. Bu ne yılbaşı şekeri. Bunları ayrı bir set olarak Amazon'dan almıştım şu minik boyları. Bu da yine yılbaşı ağacı modeli. Bu da maske kalıbı. Bu da çelenk. Şurası fiyonk oluyor. Fiyonk şurasında çelenk. Bir tane şarap kadehi. Metallerin hepsini yani büyük boy metallerin hepsini ve şu plastiklerin hepsini Eminönü'nden aldım. Şunları çok önceden Makin diye bir marka var. Bunu Türkiye'den almıştım. Şu setleri Amazon'dan almıştım. Amazon'dan satın aldım. Bu minik setlerde bu şekilde. Onun dışında bir de böyle bir kalıbım vardı. Eminönü'nden aldım. Geyik kalıbı. Bu sene aldığım farklı kalıpları size göstermek istiyorum. Bunların hepsini Paco malzemeden aldım. 3 boy. Kapı modeli. Aslında kapıyı kendi elimden de hazırlayabiliyorum. Ev modeli. Farklı bir ev modeliydi. Aynı şekilde silikon kalıplarını aldım Paco'dan. Bunları da göstereyim. Şu şekilde geyik modeli. 3 farklı geyik modeli. Bir tane kozalak modeli. Bu da çam silikon kalıbı ve çiçek kalıbı ve ağaç kalıbı. 3 boyutlu gibi. Şimdi gelin diğer kalıplarımıza. Bu üçlü olarak satılıyor. Bundan en ufak bir boyu var. Şu şekilde kar tanesi. Onun farklı bir versiyonu var. Bundan sonra şöyle bir kalıbım var. Böyle bir kopak aslında. Şöyle yaprak boyutu var. Bu da kar tanesi ufak boyu. Kopakları çok kullanıyorum. Bu şekilde bir boy daha var. Üçlü boylarda satılıyor. Bunların hepsini ben Türkiye'den aldım bütün kopakları. Silikon kalıplarımıza gelelim. Bu fiyon kalıbı. Bu kar tanesi kalıbı. Böyle minik süslerin olduğu bir silikon kalıp. Kapı kalıbı. Bu kapı kalıbını önceden almıştım. Bakın tam bu evlik aslında. Pencere kalıbım var. Örgü kalıplarım var. Bunların hepsi, bunları Türkiye'den aldım. Bu ikisini AliExpress'ten Çin'den getirtmiştim. Ama yine Türkiye'de zaten genellikle Çin'den getirdiği için Eminönü'nden çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Örgü kalıplarım da bunlar. Bütün örgüleri barmar.com'dan almıştım. Yine örgü bir şöyle bir kalıbım var. Bunu arkadaşımına hediye etmişti. Bir yabancı bir markanın. Diğer Paco'dan aldığım kalıplar da bu şekilde geyik. Kozalak, çam ağacı kalıbı. Yine bir geyik kalıbı. Başka bir geyik kalıbı. Böyle bir kalıbım var. Çan kalıbı. Evet, silikon kalıplarım bunlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu sene bayağı bir size modeller çıkarttım. Hepsini bu kalıplardan çıkarttım. Hatta çıkartmadığım birçok model de var. Kullanım şekillerini de yine kurabiye yapımında ve cupcake süslemelerinde gösteriyorum. O videolarımı da izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.